Şu anda tarlada soğan 80 kuruş, 90 kuruş, 70 kuruş. Toplanmaya başladığında zaten 40 kuruşu işçilik olacak. Bu arada çuval parası var. Bu arada hale kadar giderken nakliye parası var. Dolayısıyla çiftçinin eline hiçbir şey geçmeyecek. Yani 80 kuruşa, 1 liraya toplanan bir ürünün hale gittikten sonra stopajı, rüsümü, KDV'si, buna benzer tüm giderler, işçilik, nakliyeden sonra işçilik başa baş kalıyor, hatta zarar edebilir soğanda şu andaki rakamlara göre. Fakat dönüp marketlere baktığımızda, dün örneğin ben semt pazarlarını gezdiğimde en küçük soğan, en kalitesi soğan 2,5 liraydı, 3 liraydı, daha kalitelisi 3,5 liraydı. Burada bir uçurum söz konusu. Bu uçurum girdiğiyle beraber marketin aldığı fiyatla, çiftçiden aldığı fiyatla ya da halden aldığı fiyatla son olarak satılan rakam arasındaki uçurumu denetleme ile önüne geçebiliriz. Şöyle anlatabiliriz. Örnekleme ile gidersek, örneğin bir market, büyük bir market, küçük marketlerden bahsetmiyoruz, seyyar satıcıdan bahsetmiyoruz, manavlardan bahsetmiyoruz. Onlar belirli anlamda günde zaten 50 kilo, 70-80 kilo satabilecek koşullarda. Fakat büyük marketlerde özellikle şöyle bir şey var. Bütün büyük marketler hallerde dükkan açmaya başladılar. Tarladan sofraya giden bu serüvende, bu yolculukta arada tedarikçiler oluyor. Örneğin bir market daha önceden kendisinin bir adamına, tedarikçisine halden aldırttırıp örneğin 80 kuruşa aldığı bir ürünü tedarikçisine 80 kuruşa sattıktan sonra ya da arada küçük bir farkla 1 liraya sattırdıktan sonra markete 2,5 liraya kadar sattırabiliyor, 3 liraya kadar sattırabiliyor. Bu arada aradaki tedarikçi çekiliyor daha sonra ortadan. Ortadan çekildiği için markete giriş fiyatı 3 liradan oluyor. Daha sonra market bunu 3,5 liradan satıyor ki aslında tedarikçi ile beraber edinen market, yani 80 kuruşu 1 liraya edinen market kendi elemanına, tedarikçisine, daha sonra haldeki dükkanına daha yüksek rakamlara verip çıkardıktan sonra market kendisine sadece küçük bir opsiyon tanıyarak, küçük bir rakam koyarak, küçük bir oran koyarak 3,5 liraya alıyor ki biz de 3,600'e, 3,70 kuruşa ya da 4 liraya satıyoruz diyor. Bunun da zaten birçok vergileri söz konusu. Bu serüven, bu yolculukta aralarda denetleme yapmak lazım. Etiketleri kontrol etmek lazım. Yani tarladan çıkış fiyatıyla son alıcı arasındaki fiyattaki mekanizma, o organizasyonda neler olduğuna bakmak gerekiyor. Kimler nerede yükseltmiş rakamı? Ona bakmak Kaç defa gerekiyor. el değiştiriyor? Kaç defa el değiştiriyor? Önemli. Kaç defa el değiştirdiği önemli. Kim el değiştiriyor? Kimin adına el değiştirdiği önemli. Bakın bunun altını çiziyorum. Şimdi marketlerde bu soğanın gerçek anlamda vergiler de dahil hepsini de katarsak en az, yani ne kadar fazlaya satarsa satsın 2 liradan fazla satamaz. Bir de ayrıyetten yani tonaj olarak masrafımız, yani masraf da olsun, tonajımız olsun, her konuda fazlalaşır. Yani tonajımız bugün 1000 ton, eğer ki Adana hani değişik marketleri kısıtlama olarak değiştirelim istersen. Bir dakika. Dükkanı da çek abi, dükkanı. Evet.